Anne hemen ver mesajını. Sevgili izleyicilerim, bugün size soğan kebabı yapacağım. Soğan kebabımız için Bir saniye. 750 gram kuşbaşı dana şeyimiz vardı, etimiz vardı dolapta. Onu çıkardım. Bakın şöyle 50 gram kadar yine dolabımızda kuyruk yağımız vardı. Ha biri gitti. Sevgili izleyicilerim, kaçanları kovalayamıyoruz. Bakın soğanlarımızı soydum. Şöyle kestiğim yerlerini de değerlendirmek için iki tane rahat çıkar. Siz de yağını koyabilirsiniz. İki tane şeyimiz var. Soğanımız var. Bunların hepsini robota koyacağım. Ve güzelcene çekeceğim Allah nasip ederse. Baharatlarını saymayacak Tabii bak şu kadar ya, şöyle bir çay bardağı kadar yağımız var. Şöyle gezdiriyorum bakın üstüne. Baharatlarımızdan kekiğimiz var, kırmızı biberimiz var, tuzumuz var, kimyonumuz var, karabiberimiz var ve pul biberimiz var. Pul biberimiz biraz fazla olmuş. Ama pul biberimizi şöyle şu kadarını tutarak hepsinin gerisini içine dökeceğim Allah izin verirse. Çünkü pul biberi fazla gitsin istemiyorum. Çok acı olsun istemiyorum sevgili dostlar. İşte tamam. Baharatlarımızın hepsini de koyduk. Şimdi böyle güzelce bir çekelim bakalım. Daha burada maydanozumuz var. Şöyle azıcık da bir maydanozumuz var. Şimdi Yarım bunu demet. evet, şimdi bunu güzel bir çekelim. Görüşeceğiz. Sevgili dostlar, şimdi başlıyoruz. Bakın bu şekilde köftelerimizi alıp şöyle koyuyoruz. Bakın. Köftelerimizi böyle güzelce yoğurdum. Makineden, robottan geçtik. Elimize iyice yoğurduk. Evet, aynen öyle. Şimdi bu şekilde sıralıyoruz bakalım. Sevgili dostlar, bakın ben bu büyüklükte yapıyorum. Torunum maç izleyecek ya sevgili dostlar. Elim elime dolandı. Hakkınızı helal edin. İşte ne yapacağım? Onlar da genç. Olmaz. Maçta izlemeleri lazım çocuklarımızın. Hakkı. Biz de hep yemek yapacak şey değiliz ya, ne diyelim. Bakın bu şekilde sıralıyoruz. Bittiğinde görüşürüz. Aç karamanı. Şöyle dörde bölüyorum sevgili izleyicilerim. Kocaman bir soğanım var. Allah bir de kesebilsem. Şimdi biraz daha şuradan indirelim. Ondan sonra şu şekilde bakın sevgili dostlar. Şuradan köftemizden küçük alıyorum. Şöyle incecik yapıp şu şekilde şuraya koyuyorum bakın. Alabildiğince. Sonra bu tarafını açıyorum bakın. Yine alıyorum. Yine böyle koyuyorum. Amacım soğanı dağıtmamak sevgili dostlar. Yoksa başka bir şey değil. Biliyorsunuz şimdi soğan tam sulandığı bir vakitte çabuk dağılır. Şimdi bu biraz da buraya koyduk mu? Şöyle. Koyabildiğimiz kadar, sığabildiği kadar sevgili dostlar. Yani kendimizi çok da zorlamaya gerek yok. Bakın gayet güzel oldu. Oo, harika oldu. Ben sade böyle kuru kuru soğan olsun istemiyorum. Şimdi bunu doldurduk. Bu tamam. Şimdi bunu böyle koyacağız. Bakın. Oo, mis oldu. Şimdi ben ellerimi yıkıyorum. Bakın sevgili dostlar, kıştan doğradığımız kapya biberlerimizden. Yazdan doğradığımız. Ha işte ben ne dersem tersini anlayın sevgili dostlar. Bazen işte bu kadın yaşlı. İdare edin. Şöyle kenarlarına da güzelce bu biberlerimizden şöyle
koyuyoruz. Bakın. Da kapatalım. Ondan sonra sevgili dostlar görüşürüz. Fırına sürdüğümüzde şimdi az kaldı. Üreticilerim, soğan kebabımızı güzelce hem düzdük. Şimdi sıra geldi sosuna. Bakın şöyle bir kaşık salçam var. Şöyle bir çay bardağı kadar yağım var. Sevgili dostlar ben kuyruk yağını içine koydum kıymasına. Üstüne koymadım. Şimdi bakın şöyle bir de azıcık daha koyacağım. Çünkü bizim nar eşkimiz çok yoğun ve çok ekşi. Onun için şöyle bunu güzelce bir karıştıracağız. Yağına yumuşatacağız yani. Kekiğimiz var. Nanemiz var. Kırmızı biberimiz var. Karabiberimiz var. Tuzumuz var. Şimdi şu biberler hariç hepsini döküyoruz sevgili dostlar. Çünkü bizim pul biberimiz çok acı. İçine de koymuştum. Sonra benim sevgili torunum yiyemez. Şimdi yine karıştırmaya devam ediyoruz. Bakın burada bir su bardağı da suyum var. Şimdi suyumu şöyle yavaş yavaş, hani hepsini birden ilave edersek karıştırmamız zor olacak. Eğer dikkat etmezsek işimiz zor olur. Onun için yavaş yavaş ilave etmenin en güzel faydası çok güzel sosumuzu karıştırmaktır. Şimdi bakın böyle yavaş yavaş. İşleri acele işe gelmesi. Şimdi şöyle kapatıp doğru fırınımıza gidiyoruz sevgili dostlar. Anne hemen ver mesajını.